Efendim, geceniz güzel, uykunuz derin ve anlamlı olsun. Size bundan birkaç hafta öncesinde bir tane 20-25 dakikalık bir video atmıştım. Siz böyle insanlar değilsiniz, sizin yaptığınız şeyler bunlar değil diye bir video atmıştım ve o videonun uzun bir versiyonunu sizinle paylaşmak istediğimi söylemiştim. Eğer siz de istiyorsanız diye. Fakat benim beklentim o videoda en azından Pitch Galerici adı altında vermiş olduğum roleplay videoları kadar bir ilgi görebilmekti. Haliyle bu ilgiyi göremediğim için de o videoyu yapmadığımı söylemek isterim. Çünkü arkadaşlarım bazıları diyor ki yani neden devamı gelmedi, onun devamı gelmeliydi gibi söylemlerde bulunuyorlar. Fakat diyorum ki o ilgiyi görebilmeliydi. Çünkü bu tarz videoların içeriklerinin hazırlanması özellikle çok meşakkatli. Yani ben onu hazırlarken sana mesela oradaki o 20 dakikalık video bile yaklaşık 10-12 sayfalık bir döküman halindeydi. Büyük bir emek gerektiriyor gerçekten. O emeğe saygı olarak da tabii haliyle insan videosunun izleniyor olmasını arzu ediyor. Yani 10K'yı bile geçemeyen videolar biriktiği için çok fazla, o yüzden çok iştahlı olduğum söylenemez bu konuda. Yani çok fazla üretim yapayım kafasında değilim maalesef. Ama içinden bir şeyleri anlatayım istedim bugün seninle, onu paylaşayım istedim. Yani evet, oradaki o hikayedeki adam sen değilsin, ben değilim, öyle bakıyoruz biz. O pencereden bakıyoruz, biz değiliz bunlar diyoruz ama aslında direkt biziz yani sevgili dostum. Kendimizi kandırıyoruz. Bugün baktım ki market alışveriş esnasında içtiğim sigara 27,5 lira olmuş. 1 kilogram patlıcan 34,5 lira olmuş. Rusya Ukrayna'ya ne yapmaya çalışıyor? Putin böyle güzel pasta yapmayı kimden öğrendi? Ukrayna başkanı neden asker atletik yiyor? Kafamızda deli sorular var ve aslında hiçbiri bizim hayatımızı farklı bir tarafa doğru sürükleyecek konular değil. Hiç kimse kendisi için yaşamıyor ve bir çaba içerisinde de değil. Ben son canlı yayında bununla alakalı birkaç bir şey söylemiştim. Dedim ki gidiyorum lan buralardan. Nasıl yani dediler, nereye gidiyorsun? Dedim ki gideceğim işte bir köye yerleşeceğim. Orada domates yetiştireceğim. İşte topraksız çilek üretimi yapmaya çalışacağım. Ondan sonra orada bir 10 tona yakın meyve bahçem var. Yani ürettiği rekoltesi 10 ton olan bir meyve bahçesi var. O bahçede olan meyvelerden marmelat yapacağım ya da reçel yapacağım. Bunları organik olarak kavanozlara yerleştirip satışını sağlamaya çalışacağım. Bir tane inek buldum kendime. 12 lira. 12 bin liralık bir inek. Günde 25 ila 35 litre arası süt verimi olan bir inek. Bir traktör baktım. İşte aldım diye adlandırabiliriz. 4 kancalı, 4'lü pulluk diye geçiyor. Bir pulluk aldım. Dedim ki bir tane Tata tarzı Nissan, ne bileyim Isuzu, Mitsubishi kafasında ya da Ford kafasında bir 4x4 bir pick-up alıyorum. Ondan sonra yaklaşık 25 bin adet domates fidesi satın alıyorum. Haliyle aslında bir yerde bir yaşam alanı oluşturmak için bir girişimde bulunuyorum. Çünkü bulunduğumuz ortamın yaşam alanı durumu artık tamamen bitti gibi duruyor. Her gün yeni bir şey, her gün yeni bir sıkıntı, her gün yeni bir zahmet hasıl oluyor ve insanlar bunu artık reaksiyonda göstermiyor. Yani alışılagelmiş bir şey haline geldi. Kimse ilgilenmiyor olandan bitenden. Yani daha çok gündemde işte Rusların Instagram sitesine giremeyeceği olması, telaşı. Aa, Ruslar Instagram'a giremeyecekmiş mi ya? Rus arkadaşın yok pezevenk yani. Giremiyorsa da giremiyordur, sana ne? Yani senin dertleneceğin konu bu mu? Ama dertleneceğin konu bu oluyor bir anda.
çalışıyor kafamız. Tabii bir taraftan da dünyayı değiştirenler hızlı bir şekilde hareket etmeye başladı ve dünyanın değişimiyle alakalı işte taşları daha hızlı oynuyorlar. Sanal bir dünya oluşturuyorlar. Orada yaşamaya başlıyorlar. Kosmo diye bir zik kadar bir alet çıkartıyorlar ve bu alet sizinle iletişim kurmaya başlıyor. Sanal dünyada daha arkadaşsız, daha asosyal bir kafada yaşam alanı oluşturmaya çalışıyorlar. İnsanları yalnızlaştırma çabası içerisindeler ve pandemi bunlardan bir tanesiydi aslında. Yani bir şekilde neydi bizim temastı? Sosyal mesafe. Sosyal mesafe adı altında verilen mesaj aslında bütün ilişkilerimizi, bütün yakınlığımızı bitirdi. Aslında bunun adına fiziksel mesafe denebilirdi ve aramıza 2 metre koyup iletişim kurmaya devam edebilirdik. Fakat sosyal mesafe diyerek babaannemizin elini öpmekten vazgeçtik, dedemize sarılmaktan vazgeçtik, halamızı görünce öpmedik. Değil mi? Teyzemizi görünce bir selam verip ellerine sarılmadık falan. Yani arkadaşımızın koluna giremedik, boynuna sarılamadık. Haliyle bir süre sonra da yani aslında çok uzun sürdü. Daha kısa vadede biz bu işi çözmüştük. 2 yılda, 3 yılda birbirimize olan alışkanlıklarımızı tamamen yitirdik ve hayata başka bir pencereden bakmaya başladık işte. Kendi içimize döndük biraz daha. Daha fazla film izlemeye başladık. Daha fazla sosyal medyada, internette zaman geçirmeye başladık. Ve buna alıştık. Bir taraftan da öğrenci olsan da, işte çalışan olsan da bu yaşanan dönem sizi öğrencilikten soğuttu. İşte bizi hepimizi çalışmaktan soğuttu. Her şeyden uzaklaşmamıza sebebiyet verdi. Daha durgun, daha ölümü bekleyen bir kafaya ulaştık. Bu da beraberinde insanlığımızı, özümüzü kaybetmemize neden oldu. Aslı pandemi adı altında verilen bu korku salgını hepimize bulaştı. Ve bu saatten sonra da artık insanlar birbirleriyle işte zaman geçirmekten imtina ediyor. Birbirlerini daha az ziyaret ediyor. Birbirleriyle daha fazla görüşmek yerine daha mesafeli davranmayı tercih ediyor. Haliyle de bu beraberinde yalnızlaşan, üretmekten vazgeçen, hayat mücadelesini artık bir kenara bırakmış bir toplum ortaya çıkartıyor. Fakat bir taraftan da verilen bu zehir içerisinde bir madde de belli ki barındırıyor. Çünkü bir yanında bize duyarsızlığı da getirdi bu durum. Farkındaysanız. Yani hepimiz daha duyarsız, daha vicdansız, daha yaşamdan zevk almayan ama bir taraftan da her ne olursa olsun yaşananları hiçbir şey olmamış gibi sanki bir genel anestezi uygulanmış da hiçbir şey hissetmiyormuşuz gibi davranmaya başlamışız. Yani savaş olunca da itiraz etmiyoruz. Ekonomik kriz olunca da itiraz etmiyoruz. Kadına tecavüz edildiğinde itiraz etmiyoruz. Kadın öldürüldüğünde itiraz etmiyoruz. Bir kadın erkeği öldürdüğünde itiraz etmiyoruz. İnsanlık içerisinde robotlaşan bir mahlukat haline geldik. Bu beni çok korkuttu açıkçası. Yani özellikle son birkaç aydır bunun telaşı içerisine girmiştim. Çünkü düşünsenize yani biri çıkıyor ve göğüslerini tırmalıyor. İşte başka bir platformda vajinasının içine elini sokup işte değişik sesler çıkartarak sana video atıyor. Hatta o videoları daha fazla ilgi gösteren bir topluluk varsa sapkınlığın artık hani raddesini hesaplayamıyorum. Aynı platformda birkaç video, o videoyu girdiğiniz için başka videolarda görmeye başlıyorsunuz. Yani grup seks diye bir şey var mesela, değil mi kanka? Eşimi başka birisinin düzüyor olmasını seyretmeyi seven, eşimi başkası düzsün istiyorum diyen birileri var mesela. Spor salonunda aynı anda 30 kişi, 50 kişi, işte 50 kadın, 50 erkek. Aynı anda seks yapan insanlar var. Dünyanın bir şekilde sonunun gelmesi gerekiyor çünkü bu rezil.
an önce bitiyor olması gerekiyor. Bu durumdan dolayı da bütün insanlardan uzaklaşıp sadece kendime ait bir dünya kurabilmenin telaşı içerisine girdim. Ama yine insanlığa faydası olan bir şeyler yaparak, ama insanlarla muhatap olmayarak, ekonomiyle muhatap olmayarak, dolarla muhatap olmayarak bir yaşam telaşı içerisine girme çabasındayım. Tüm hazırlıklarımı yaptığımı söyleyebilirim. Yani her şey tamam artık. Geriye sadece işte Nisan'ın 15'inde bir yerden beklediğim bir ekstra bir para var. O parayı da alarak buralardan uzaklaşıp yeni bir hayata merhaba diyerek hayatımın son dönemlerini orada yaşayıp, yani şu anda son, yarın benim için son, yani her gün bir gün sonrası için son günü temsil ediyor. Bugün hayatımın son günü diye bakmam lazım. Ya da hayatımın ilk günü diye bakmak lazım. Yani güzel yaşamak adına söylüyorum ama bitecekmiş gibi düşünerek de son günmüş gibi düşünüp hareket ediyor olmak lazım. Ve o yüzden geriye kalan zamanımı orada tamamlayıp kendi işte belirlediğim topraklar üzerinde ölmeyi yeğliyorum şu anda. Çünkü hani birisinin ortaya attığı dedikodu vesilesiyle yağ kuyruklarına girmek istemiyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani paranızın olması da bir anlam ifade etmiyor. Mesela trilyonunuz var ama market yağ vermiyor. Sizi kıtlığa doğru sürükleyen bir sistem. Sizi korkuya doğru sürükleyip birbirinizi öldürmeye teşvik eden sistem. Yani birinin yağı varsa ve senin yoksa, o yağını seninle paylaşmıyorsa mutlaka öldüreceksin bir zaman sonra. Dünya üzerindeki işte tatlı su kaynaklarının tükenmeye yüz tuttuğu mesajlarının televizyondan veriliyor olması, insanları psikolojik olarak bunaltıp daha hırçın, daha saldırgan, daha savaşçı hale getiriyor olmaları, bunların hepsi bir oyun ve o oyun içerisinde yok olup gidiyoruz. Ben buna çok üzülüyorum açıkçası. O yüzden sana eğlenceli videolar atamayabiliyorum. O yüzden seninle çok kırgır şamata yapamayabiliyorum ama bir taraftan da üzülüyorum sana, bana. Yani senin de kıymetli olduğunu biliyorum. Çünkü biz seninle 6-7 yıldır böyle hemhal durumdayız. Sizin de dediğiniz gibi eskilerden kim kaldı azizim? Hani çok da benim yaşlarımda, benim başladığım dönemde başlayan insanlardan çok kimse kalmadı açıkçası eğitim aralığında. O yüzden daha böyle size sadık kalma düsturuyla hareket ediyorum. Fakat bir taraftan da o motivasyonu benim de yakalayamadığım için sana gerekli enerjinin de içinde bulunduğu videolar atamıyorum. Bu da beni üzüyor açıkçası. Ama yine de dün atmış olduğum dizle alakalı, yani çok izlenmemiş olsa da vermiş olduğunuz reaksiyon için teşekkür ederim. Bu tarz videolar can sıkıcı olabiliyor. Yani uykunuzu getirmeyebiliyor ama sesli attığımda da çok dinlemiyorsunuz açıkçası. Yaklaşık 247 defa açıkçası dedim. Açıkçası bunu niye yapıyorum ben de bilmiyorum. Çünkü şu anda kulaklık kulağıma takılı kaldı fakat kendi sesimi duymuyorum. Çünkü mikrofonu telefona bağladım. O yüzden kulaklığın kulağımda olması beni rahatsız ediyor. Fakat bir taraftan da böyle masaya yayılmışım, tatlı tatlı oturuyorum. Elimi kulaklığa atıp açma taraftarı olamadım. Çıkarttığımda aslında sesimi daha net duyabildiğim için daha doğru cümleler kurabilirmişim. Evet, deminden beri kendimi duymuyormuşum, şaka gibi. İnsanın kendisini duyması lazım. İnsanın kendi iç sesini duyuyor olması lazım. Çok kıymetli. Ben kendi iç sesimi duyuyorum artık. Yani an itibariyle değil de hani yakın zamanda bu iç sesimi duymaya başladım ve onun istediği minvalde yaşama yöneliyorum. Umarım siz de bunu başarır. Bu tarz bir hayat kurarsınız kendinize. Daha sade, daha samimi ve daha size ait bir hayat kurarsınız. Başkalarının hayatını yaşamak istemiyorum. Bu beni çok yıprattı, yıpratıyor. Herkesi aynı şekilde güzel olacak diye düşünüyorum her şey. Geçecek, geçecek. Bugünlerde geçecek. Sevgili kardeşlerim, kendinize iyi bakın. Geceniz güzel, uykunuz derin ve anlamlı olsun.